biliyorum Bitcoin'le ilişkin konusu kafalarınızı çoğunun karıştırıyor. Öyleyse ben bir Bitcoin aşığıyım. Sadece Bitcoin camiasında olan bitenleri ve BlackRock'ın ve diğer ETF'lerin dahilini sevmiyorum. Ama şu sıralar Bitcoin'e fırsat görüyorum. Almaya da başladım. 59 bin küsurda herhalde. 57 bin arasında maliyet yapmaya başladım. Hem spotta hem biraz sonra göstereceğim. Quantifier'de de, kaldıraçlıda da ufak tefek pozisyon yapıyorum şu anda. Niye yapıyorum bunu? Biz ondan bahsedeceğiz. Ondan sonra da bu BlackRock ETF'leriyle ilgili bazılarını çok korkutan, benim ise hoşuma giden bir yapıdan bahsedeceğim. Size başka pek bir yerde bulamayacağınız şeyler. İlgini çekeceğini düşünüyorum. Ondan sonra Bitcoin'in geleceğini konuşacağız. Şimdi Bitcoin'le ilgili ben okuyorum abi. Yani darılmayın. Teknik analizleri falan hepsine baktım hafta sonu. Dün falan da baktım. Bir ton teknik analiz var işte. 52 bine inecek hocam. Erken girdin hocam. 47'den alacağız hocam. Yani ben yani çizgilerle geleceğin belirleneceğine inanan bir insan değilim. Ben Bitcoin'in ne olunca yükseldiğiyle ilgilenen bir insanım. Ve benim görebildiğim en temel ilişki likidite. Yani dünyada likidite artınca şu grafik bunu çok bariz şekilde gösteriyor. Bitcoin yükseliyor. Likidite düşerse Bitcoin düşüyor. Bakın şu siyah çizgi likidite. M2 global büyüklüğü likiditenin. Şu da Bitcoin'in hareketi. Yani aşağı yukarı tabii yani düşüşleri Bitcoin daha sert olabiliyor. Çünkü Bitcoin betası yüksek riskli bir varlık. Aynı şekilde yükselişlerde de daha steep olabiliyor. Bakın şurada likidite artıyor. Bitcoin nasıl yükseliyor görüyorsunuz. Burası işte meşhur Covid'den sonra likidite tırmanışı. Bu da Bitcoin'in takibi. Bir de bu global rakam, yani bu globalin yerine mesela Amerika'yı koysanız daha da etkili olabilir. Çünkü Amerika likiditesi aslında dünyayı etkileyen bir şey ve Amerikan likiditesiyle Bitcoin ilişkisi arasındaki ilişki çok sert. Burada 2024'ün likidite rakamlarını koymamışlar ama likidite artıyor ki Bitcoin de artıyor. Şimdi ana konumuz likidite. Likidite yükseldiği sürece Bitcoin böyle işte kendi içerisinde o kaldıraçları yakma falan türü bir şeyler yaşar mutlaka. Ama belli bir aralıkta hareket eder. Çünkü likidite bol olduğu zaman paranın bir bölümü Bitcoin'e geliyor. Niye geliyor Bitcoin'e? Bir kısmı açıkçası momentumla geliyor. Yani galiba bu yükselecek ben de geleyim diyor. Bir kısmı parasını park edeceği bir yer olarak görüyor Bitcoin'i. Ve Bitcoin'e para geliyor. Bitcoin'e para gelip Bitcoin belli bir doygunluğa ulaşınca da işte altcoin'lere doğru yürümeye başlıyor. Şimdi dünkü Fed kararının bununla ilgisine. Herkes faizlere kilitlenmiş durumda ama ben aslında faizleri daha az önemsiyorum. Çünkü evet yani faizler düşerse iyi olur. Ama Bitcoin'e faiz arasındaki ilişki az aslına bakarsın. Bitcoin esas ilgilendiği mesele likidite. Ve dünkü toplantılardan yani hem Fed'in toplantısından hem de hazinenin açıklamalarından Amerika'yı tekrar sıkı bir likiditeye boğacaklarını görüyoruz. Paraya boğacaklar. Birkaç tane adımı var bu işin. Faiz düşüşleri bir kenara koyalım. İnşallah onlar da olur. Onlar da olacak bence. Ve ben dünkü açıklamalardan sonra yine bu yıl 3 faiz indirimi hikayesi de öncesi diye düşünüyorum. Şu anda 1 faiz indirimi fiyatlanıyor biliyorsunuz. Onu tekrar artacağını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz emtia fiyatları tekrar aşağı doğru kafaya göstermeye başladı. Dün FED toplantısından sonra petrol hemen kendi %3 saldı. Bugün Amerika'da petrol rezervlerinin çok yükseldiğine dair açıklamalar, raporlar geldi. Ve diğer emtialarda da son 15 gündür düşüş var. Yani emtia ile enflasyon arasındaki ilişki net. Ama faize bir kenara bakacak olsak bile daha basit bir şey var aslında. Dün yapılan açıklamalardan en önemlisi, FED tarafından gelen açıklama en önemlisi, parasal sıkılaştırmayı azaltıyorlar. 60 milyar dolar her ay para yakarlarken onu 25'e indiriyorlar. Ve normalde beklenti 30'du. Şimdi FED pek beklenti dışında hareket etmiyor. Yani şimdiye kadar mesela Fed'in faiz kararı konusunda şaşırmadık değil mi? Çünkü önceden Fed faizin ne yapacağını raporlamaya başlıyor. Bunu sızdırıyor daha doğrusu basına. İşte basında Wall Street Journal'da falan filan bir sürü adamları var. Onlar kamuoyunu oluşturuyorlar o faiz artışı ne olacağıyla ilgili veya olmayacağıyla ilgili. Sonra faiz kararı geliyor. Yani orada bir şaşırtma yapmıyorlar. Dün likidite şaşırttılar. Çünkü benim takip ettiğim bütün FED gazetecileri 60 milyardan 30 milyara sıkılaştırmanın azaltılacağı yönündeydi. 25'e çektiler. Yani bu 5 milyar doların dev Amerikan ekonomisi içerisindeki önemi az olabilir ama çok sembolik bir hareket yaptı. Zaten orada çok ne belli olduğu Powell'ın da yumuşak konuşacağı açıkçası. Ben orada tekrar donklarımı büyüttüm. Dün kapanışa doğru bir şeyler oldu. Hani var ya bu meşhur İstanbul seçimlerinde bir şeyler oldu yani. Kesin bir şey oldu. Hiçbir şey olmadı ama kesin bir şey oldu. Yani dün kapanışta yaşandığını bilmiyorum. Açıkçası çözemedim. O sırada bir sevgili Beştenaz tweet attı işte. Bombalamalar var yeni Odessa'da diye. Acaba onunla bir ilgisi var dedim ama yanılmışım herhalde. Yani onunla bir bağlantısı yok. Bir şeyler oldu. Yani opsiyon trade'ler oluyor. Pozisyonlar kapanıyor. Sebebini bilmek zor. Ama bugün ne oldu? Borsa tekrar kendine geldi. Nasdaq 1.45. Small cap küçükler 1.52. S&P 0.87 yukarıda. Yani dün olması gereken yere geldik. Çünkü piyasa gerizekalı değil. Piyasa dünkü FED raporunda faizin yükselmeyeceğini gördü. Faizin düşme ihtimalinin
olduğunu hala gördü. Powell'ın iyi niyetli olduğunu gördü ama daha önemlisi Fed'in parasal sıkılaştırmayı beklenenin üzerinde yavaşlatacağını gördü. Bu mesaj piyasalara. İkinci mesaj hazineden geldi. Hazine dedi ki biz dedi kendi devlet tahvillerimizi geri toplamaya başladık. Hatırlıyorsanız bir iki gün önceki yayında bahsetmiştim. Ellerinde biraz fazla para oldu. Vergi geliri çok iyi oldu. Bu hisse senetleri piyasası çok iyi gidince oradan epey bir sermaye vergisi topladılar. Sermaye kazancı vergisi. Ve bu parayla ne yapacak acaba diyordu. Abla diyordum. Ne yaptı? Çok güzel bir şey yaptı. Ben dedi ki bu parayla abi hazine kağıtlarımı geri toplarım. Şimdi bunun içinde stratejik faktörler var. Dün yayında bahsettim. İşte Çin ve Japonya'ya karşı bir önlem bu. Çin Amerikan tahvili pek almıyor. Japonlar da kendi dertlerini biliyorsunuz. Yen'de başları dertte. Ama daha önemlisi aslında Amerikan iç piyasasında da likiditeyi rahatlatan bir konu. Çünkü Amerika'da devlet tekrar tahvil ihalelerine çıktığında eğer bunun müşterisi yoksa dünyanın bir yerinden ne yapıyor? İçerideki bankalardaki parayı emiyor. Bireysel yatırımcılarda da olabilir, fonlarda olabilir ama içerideki parayı emiyor. Yani Amerika'da son dönemlerde tahvillere gelen müşteri içeriden geliyor. O para ne? İşte o likidite. O likidite oraya gitmeyecek. Dedi ki çünkü biz artık kağıtlarımızı kendimiz alacağız dedi. En azından bir süre. Seçimlere kadar yani. Bu tabii ömür boyu bir kurtuluş değil çünkü Amerika'nın şu anda vergi gelirleri faize etmez. Yani öyle söyleyeyim. 31 trilyon doların borcuna vergi gelirleri faize etmez. Yani bunun üzerine savunma harcaması osu busu ömür boyu götürülecek iş değil. Yani en de sonunda burada bir sıkıntı yaşayacakları kesin. Ama bize neyi gösterdiler? Biz o döneme kadar tekrar alım yapmaya başladık. Likiditeyi artırıyoruz. Likiditeyi artınca Bitcoin bunu yapar abi. Yani evet şey de olabilir onu bilmiyorum. Yani teknik olarak bir 52-53'ler görülebilir, gelir, seker falan ama normalde buradan yönün yukarı doğru olması gerekiyor açık. Şimdi daha da enteresanı şu. Bitcoin ETF'lerinden şu ana kadar gelen para bir şey değil. Yani evet büyük para. Okey. Ve Bitcoin epey bir hareket ettirdi. Ama aslında Amerika'da bu tip ETF'lere yapılabilecek yatırımların içinde çok küçük bir sayı bu. Şimdi bunu enteresan bir tweet serisiyle size göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda hani takip etmenizi de tavsiye edeceğim. Bir adamcağız bu. Çok iyi takip ediyor bu işleri. Şu adam Jim Bianco. Jim Bianco biraz karamsardır. Yani Jim Bianco'yu dinleyip trade yaparsanız para kazanamazsınız. Ama araştırmacılığı çok çok iyidir. Jim Bianco iki ayrı tweet serisi attı yakın günlerde. Ve hakikaten ikisi de enteresan. İlk serisinde, ya özetleyeceğim ama birkaç tane detay üzerinden gideceğiz. Bu ETF'lere dedi, büyük fonlar gelmiyor dedi. Yani işte ETF nedir? ETF, ben Bitcoin alacağım, saklayacağım diyor. O ETF nereden para arıyor? İşte siz ben gidip borsadan aynı hisse senedi gibi ETF alabiliriz. Bir yandan da büyük fonlar gelip ETF'leri alabiliyorlar. Çünkü büyük fonların Bitcoin pazarlarından Bitcoin alıp soğuk cüzdanda saklaması falan yasak. Onu yapmıyorlar. O yüzden onun yerine ne yapıyorlar? Gelip ETF'ler üzerine bunu yapıyorlar. Şimdi büyük fonlar deyince de o kendi içerisinde birkaç kategoriye ayrılıyor. En büyükleri investment advisor'lar yönetiyor. Bunlar çok büyük bireysel emeklilik fonları, çok büyük kamu fonları, işte sandıklar, mesela bizdeki İş Bankası sandığını düşünün. Bir kısmı da işte Vanguard falan gibi özel fonlar. Bunlar Amerika'daki ETF'lerindeki toplam paranın %35'i bu heriflerden. Yani esas para bunlarda. Bitcoin spot ETF'lerinde gözüken sadece %1 buralardan para gelmiş. Yani normalde ETF'lere yatırım yaparlarken bu fonlar acayip büyük oynuyorlar. %35'e yakın bir parayla geliyorlar. Fakat görüyoruz ki Bitcoin ETF'lerine de gelmemişler. %1 civarı sadece Bitcoin ETF'leri bunlar tarafından satın almış durumda. Bunlar almadıysa kim alıyor bunu? Yani bunun yarattığı soru ne? Bunlar almıyorsa daha riskli, daha kısa vadeli yatırımcılar giriyor demek. Momentum'a gelenler. İşte ne yaptık? İyi bir momentum yaşadık. Yani Bitcoin'in temellerinde pek bir değişim olmadan düşünün. Ocak'tan Mart'a kadar olan rallide veya Nisan'a kalan rallide Bitcoin ciddi bir momentum trade yaşadı. Çünkü içeri para girdikçe Bitcoin'in fiyatı artıyor. Fiyat arttıkça daha fazla para geldi. İşte bu para kimden geldi? Uzun vadede Bitcoin'de durmak için isteyenlerden gelmedi. Şeylerden bahsetmiyorum. İşte büyük balinalar kendi cüzdanlarında tutarlar. Spot piyasada ondan bahsetmiyorum. ETF'lere gelenden bahsediyorum. Ve bunu sayı sayı ispatlıyor bize ve diyor ki bu benim için bir risktir diyor benim gözüm. Eğer vaziyet buysa bunun tam ne zaman belli olacak derseniz 15 Mayıs'ta bu daha netleşecek. Çünkü 15 Mayıs'a kadar bütün büyük fonlar hangi ETF'den ne kadar aldıklarını açıklamak zorundalar. ETF'leri ne kadar para yatırdıklarını büyük fonlar 15 Mayıs'ta raporları tamamlayacaklar. Bu biraz işte erken bir rapor 28 Nisan'da. Bu hangi dönemin alımları? Ocak'ta Mart sonu arası yani ilk çeyrek. Şimdi bu herif diyor ki bu %1 buradan geldi sadece diyor. Bu benim için risktir diyor. Çünkü bu durumda asıl bu işe işte Bitcoin karmaşık olduğu için cüzdan meselesi kafasına yatmadığı için yatırım yapamayan boomer kuşağı yani benim gibi morukların parası gelmedi. Amerika'da para moruklarda benim gibilerde yani. Boomerların parası henüz buraya gelmedi. O yüzden burayı riskli görüyorum. Çünkü
bu momentum için gelenler, yani alım için gelenler, fiyat düşerken de çok hızlı satarlar diyor. İşte büyük fonlar öyle davranmıyor. Büyük fonlar bir varlığa yatırım yaptıkları zaman 50 kere düşen tartışıyorsa orada uzun süre duruyorlar. Böyle çabuk çıkmazlar. Oysa diyor bu gelenler işte ağırlıklı olarak hedge fundlar, bireysel dejenerekler diyor. Hani işte günlük momentum peşine koşanlar geldiyse bu para çabuk geri çıkar. Sonra işte bugün yeni bir tweet serisi daha attı ve bunun üzerine gitti. Dedi ki şu anda dedi görebildiğim kadarıyla dedi spot Bitcoin ETF'leri alım yapanların ortalama maliyetleri 57 bin 58 bin dolar civarında duruyor. İşte dün Bitcoin bir 57 bine doğru indi ya. Diyor ki bu durumda diyor bu heriflerin büyük bölümü kısa vadeli ve momentum trader olduğu için Bitcoin 57 binin altına doğru kırarsa daha sert düşüş gelir. Çünkü çok çabuk çıkarlar diyor. Yani diyor ki 37 milyar dolar şu ana kadar Bitcoin ETF'lere para girmiş durumda. Buradakilerin çok büyük bölümü ortalama vurduğunuzda karları yok veya ufak zarardalar. Yani 57 dolar sınırında zarardalar diyor. Raporları okuduğumda da diyor şu ana kadar buraya girenlerin parasını sokanların büyük bölümünün küçük yatırımcı veya hedge fundlar olduğunu, 100 milyon doların altında fon yönetenler olduğunu ve tabii ki bireysel yatırımcılar olduğunu, büyük fonların da buraya geldiğini görmedim diyor. Bu da durumda da tehlikeli bir şey var diyor. Çünkü şöyle bir enteresan sayı veriyor. ETF'ler Ocak-Mart ayında işlem gören Bitcoin'lerin %8,5'unu aldılar diyor. Ne demek işlem gören Bitcoin? Bir kısmı Bitcoin hiç kıpırdamıyor ya biliyorsun. Onu bir kenara koyun. Yani işte 2-3 milyon işlem gören Bitcoin var diyelim. Onun %8,5'unu bir anda aldılar diyor. Özellikle ilk 4 ayda. Ve işte fiyatı da bunlar yukarı çekti diyor. Eğer bunlar Bitcoin 57 bin altına sarkma tehlikesi gösterirse o zaman da sandığınızdan hızlı çıkarlar ve bu işler ayvayı yer diyor. Şimdi Gianco böyle yani karamsarca bir senaryo koyuyor ortaya ama bu adam hep karamsardı. Ben senaryoyu sevdim oysa. Ben çünkü şöyle gördüm. Yani olabilir. Yani 57 bin altına kırılırsa belki burada bir çıkış olur. Bir 51 bine 52 bine zorlarız onu bilemem ama esas hikaye büyükler daha gelmemiş. Büyükler gelmemiş. Büyükler duruyor. Zaten Vanguard hiç girmedi. Morgan Stanley hiç girmedi. Biliyorsunuz yani çok büyük. Vanguard en büyüğü Amerika'nın. Girmedi. Fidelity girdi. Yani Vanguard girmedi. Demek ki büyük investment advisor'lar, büyük yatırım danışmanları kendi yönettikleri fonları buraya yönlendirmemişler. Bence bu süper bir haber arkadaşlar. Yani kısa vadede tehlikeli, kabul ediyorum Jim Bianco'nun söylediğini. Bir çalkalama yapabilirler ama uzun vadede iyi. Şimdi kısa vadedeki çalkalamayla ilgili de bu likidite hikayesinden dolayı biraz kafam rahat ediyor. Olur yani balinalar bir operasyon çekerler. Böyle bir ellilere iğne falan atılabilir. Bunu bilmiyoruz yani. Bitcoin'e bir huyu var ama likidite bol olduğu sürece o tamir olur. Yani bizim 2022'de yaşadığımız katliamın sebebi likidite kalmamıştı. Yani bir işte dünyadaki ekonomik politikalardan dolayı bir de işte batan FTX'ler, MFTX'ler millet ödü koptu, para girmez oldu falan filan. Şu 4 ayda yaşadığımız yükselişin sebebi de doğrudan doğruya daha evvel Bitcoin alamayan insanların buraya likidite sokması. İşte 37 milyar dolar girmiş şu ana kadar, o da Bitcoin'i yukarı aldı. Ama bu daha bir şey değil. Evet yani şunu söylemiyorum, bu kenarda kalanların hepsi buraya gelecek değil ama büyük ETF'lerde %35 oranında bu büyük yatırımcılar, investor advisor'ların fonları varsa ya buraya bir %5 falan gelmesi lazım. %1'de daha şu an. Ve o iş çok değiştirir. Yani 37 milyar dolar Amerika standartlarında bir para değil, çok önemli. Öyle söyleyeyim yani. Bu yatırım akmaya başladı mı başka bir şey yok. Bu nedenle fiyat olarak baktığımda ama bunun tabii başka sakıncaları var. Yani sadece işlem gören Bitcoin %8'iyle fiyatı bu kadar yukarı alabiliyorsa bu ETF'ler canları istediği günde bunu aşağı alacaklar. Unutmayın. İnşallah gelmez o. Kısa vadeden bahsediyorum. Uzun vadeden bahsediyorum. Ama şu anda benim gördüğüm, eğer Bitcoin'de büyük yaramazlıklar olmazsa, likidite artarsa normal eğilim gittikçe daha fazla büyük yatırım fonunun ikna olup buraya doğru geleceği yolunda. Bu da bence Bitcoin'i yukarı doğru alır. Benim en azından aklımdan geçen senaryo bu. İşte o çerçevede de böyle ufak ufak benim bir tane Bitcoin'im zaten var. Çok büyütmeye gerek yok spotta. Ama onun dışında hem spotta hem kaldıraçlı da kuantferde ufak ufak tekrar toplamaya başladım. Çünkü bu güçte bir giriş gerçekten olursa, bir de işte Amerika'da Amerikan doları ne olacak, moları ne olacak, bir sürü tartışma da hep sürüyor. Yani bir sürü fon yöneticisi dinliyorum. Yani dolara bir alternatif de dursun kenarda diyenler var. Yani bu dev fonlar küçük bir parayı buraya ayırlarsa işler çok değişebilir. O yüzden toparlamam gerekirse çok da özenli kelimeler seçmeye çalışıyorum. Verdiklerim yatırım tavsiyesi değil. Hep yanılabiliyoruz böyle şeylerde ama benim gördüğüm kadarıyla likidite de bollaşıyor. Bu Bitcoin için iyi. Şu anda Bitcoin ETF'lerinde bir riskimiz var kısa vadede. Fiyat 57 bin altta inerse satış hızlanabilir. Momentum olabilir. Ama uzun vadede daha esas büyük para Bitcoin'in kapısına bile gelmemiş.